Merhabalar. Bu videomuzda CSS'de border konusuna değineceğiz. Bunun için ilk önce daha önceden oluşturmuş olduğum döneme sitemiz adlı projemi çalıştırıyorum. Bu sefer buradan dolaşım penceresinden çalıştıracağım. Ve açılmasını bekliyorum. Evet, bir önceki dersimizde padding vermiştim. Şu margin değerini kaldırıyorum. Bakalım ne yapmışız. Gördüğünüz gibi 30 piksellik bir padding değeri verdim. Projemi durduruyorum. Border sınır anlamındadır. Örneğin 1 piksel katı olsun. Rengi de siyah olsun. Bir border vereyim bu dilime. Refresh yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1 piksellik. Belki siz göremiyorsunuzdur. O yüzden bir 10 piksel veriyorum. Ve tekrar bakın. 10 piksellik bir sınır verdim arkadaşlar. Bu değerleri border width 10 piksel, border style solid, border color black şeklinde de verebilirdim. Aynı değerleri dinleyecektir. Hatta şunu bir değiştirelim. Bakalım. Bir renk daha vardı. Şuradan Blanch Belmont denen ilginç bir renk var. Ona bakalım. Gördüğünüz gibi rengi de değiştirebiliyoruz. Biz tekrar eski şeklinde yazalım. 3 ayrı şekilde de verebiliriz. 10 piksel solid blue. Çoğu web tasarımcısı ve ileri seviye web tasarımcıları bu şekli kullanıyor arkadaşlar. Hiçbir zaman değişmez. Bunun dışında border radius değerimiz var. Border radius da köşelerine bir ovallık vermek için kullanılır. Örneğin 30 piksellik ovallık verelim. Gördüğünüz gibi 30 piksel. Bu şekilde bir daire düşünün ve 30 piksel çapı, yarı çapı olduğunu düşünün. Bu şekilde verebilirsiniz. 30, 100 piksel. Şu şekilde de kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 30 piksel sol üst ve sağ alt köşeler duruyor. 100 piksel ise bu şekilde değiştirebilirsiniz. Dörtlü kullanım şekli var. Padding margininde olduğu gibi. Örneğin 10 piksel, 30 piksel, 50 piksel, 70 piksel verelim. Bu sefer sol üst köşeden başlamak üzere. Benim dedim evet. 10 piksel buraya verdi. 30, 50 ve 70 piksel de bu köşeye verdi arkadaşlar. Bayrak da yapabiliriz. Örneğin 75 piksel ve 175 piksel diyelim. Tabi paddingimiz biraz arttırılmış oluyor. 50 piksel olsun. Yazılar birbirine gelmesin. Slash işaret koyuyorum. 75 piksele 175 piksel şeklinde de bir border radius değeri verebilirsiniz. Benimki pek bir bayrağa benzemedi. Siz daha iyisini yaparsınız. Sanırım şunlardan simetrik bir şekilde vermedim. Evet. Şu an bir ayna şeklinde verdim. Gördüğünüz gibi ilginç bir border radius değeri. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.